Herkese selam olsun. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir videoyla sizlerle birlikteyim değerli takipçilerim. Umarım koronavirüsünde herkes sağlıklı bir şekilde atlatmıştır ve atlatmaya devam ediyordur. Evet, uzun zaman sonra neden sizlerle birlikteyim? İngiltere'deki lockdown'un kalkması, iş yerlerinin açılması, alışveriş merkezlerinin açılmasıyla ilgili bu videoyu çekiyorum. Bildiğiniz üzere İngiltere'de 15 Mart'tan itibaren lockdown olmuştu. Yani her yer kapanmıştı. Ve bundan bir hafta önce de her yer açıldı. Bugünse daha önceki videolarımda da olduğu gibi Kuzey Londra'nın Edmonton bölgesindeki Edmonton Shopping Center, yani Edmonton alışveriş merkezinin içerisindeyim. Ve tekrardan İngiliz basınında olan haberlerden size bahsetmek istiyorum. Nedir efendim o? İngiltere basınında deniliyor ki tekrardan lockdown, yani sokağa çıkma yasağı ve iş yerlerinin açılmamasıyla ilgili kararlar alınacağını söylüyorlar. İkinci bir dalganın dünya alanında ikinci bir dalganın geleceğini belirtiyorlar. Evet, doğrudur. Şu anda tekrardan Çin'de ve Çin'in farklı farklı kentlerinde aşırı derecede koronavirüsü tespit ediliyor. Halk bununla yaşamaya alıştı. İç içe yaşıyoruz. Ben daha önceki videolarımda artık koronayla iç içe olacağız, sıradan bir şeymiş gibi gelecek bizlere demiştim. Birçok arkadaşım tepki göstermişti, izleyicilerim, takipçilerim. Şimdi ise de bunu görsel olarak gösteriyoruz. Alıştık, evet, koronavirüsüyle yaşamaya alıştık. Maske şart dediler. İngiltere'de otobüslere binmek maske şart. Lakin hiçbir kontrol yok. Yani maske şart ama kimse maske takmıyor. Yani %30 maske takıyor ama %70 maske takmıyor. Bu alışveriş merkezleri için de geçerli. Süpermarketler için de geçerli. Yani 2 kişi 3 kişi girip alışveriş yapıyor, sonra dışarıya çıkıyor. Kuyruklar oluşuyordu. Şu anda onlar tamamen değilse de %70, %80 oranında bitti. Bunu söylememin hemen arkamda görüyorsunuz. İnsanlarda kesinlikle bir mesafe yok. Alışverişini rahat rahat yapıyorlar. Gördüğünüz üzere. Ve yaklaşık 250-300 tane alışveriş yerinin, yani dükkanların, mağazaların olduğu bir alışveriş merkezi. Kesinlikle şey yok. Mesafe koruma şeyi yok. Bu da tabii ki bizleri ürkütüyor, korkutuyor. Türkiye'de de olduğu gibi. Ben Türkiye'deki bu açılımlara karşı geliyorum, karşı çıkıyorum. Bir kişi, bir birey olarak. Neden karşı çıkıyorum? Türkiye'de vakaların artacağına inanıyorum. Çünkü insanlar çok bir anda serbest bırakıldı. Bu güzel bir şey değil. Aslında başta çok çok iyi gitmişti. Türkiye dünyaya örnekti. Ama şu anda maalesef çok daha zor durumdayız. Sağlık Bakanımızın açıklamaları bu yönde zaten. İkinci bir dalga olacak mı? Olursa neler yapacak? Acaba biz birinci dalgadan kendimizi yeterince safe, yani yeterince koruyabildik mi? Korumak için neler yaptık? İkinci bir dalgaya dünya hazır mı? Neler olacak? Onu hep beraber göreceğiz. İngiltere'de İngiltere Başbakanı Sayın Boris Johnson'ın da açıkladığı gibi, özellikle Londra'dan kendi ülkelerine gidenlere gitmeyin. Eğer yakında bir lockdown, yani kapanma olursa sizi ülkeye alamam. Ona göre karar verin ve ona göre gidin dedi İngiltere Başbakanı. Şimdi Türkiye'ye uçaklar açıldı yavaş yavaş. Özel uçaklar kalkıyor Londra'dan Türkiye'ye. Tatilciler tatiline gitmeye başladı. İşte bu tabii ki gerçekten zor bir şey olacak. İnsanlar sıkıldı evlerinde. Tatil amaçlı değilse işte ben köyüme gitmek istiyorum. Londra'da kalmak istemiyorum. Köyüme gitmek istiyorum. İşte benim köyüm yayla, benim şehrim yayla, benim köy şehrimde temiz havası güzel diyerek gidenler oluyor. Ve bugün birkaç kişiyle görüştüm. Korkuyorlar. Türkiye'de çünkü şu anda koronavirüsü Türkiye'de biraz daha belirtilik oldu, aşırı olmaya başladı. Bu da tabii ki insanları psikolojik manada etkiliyor. Bu arada özellikle ve özellikle İngiltere'de NHS, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması,
yüzlerce insanlar psikolojikmen etkilendi. Çok büyük ya, İngiltere'deki hastanelerin şu anda %40, %50 psikiyatrist alanı genişletildi. Bu da tabii ki düşündürüyor insanları. Düşündürdüğü için ne yapılabilir, neler olabilir? Bunun yanısında bu süreci nasıl atlatılabilir diye bir arayış içerisine girdi İngiliz NHS'i, Sağlık Bakanlığı. Bu da zor tabii ki. O nedenden dolayı çok dikkat etmemiz lazım. Evet, açıldı, maske kullanalım. Ben maske kullanıyorum ama şu anda yalnızım, olduğum yerde yalnız olduğum için maske takmadım. Kesinlikle kapalı alanlarda maske kullanalım. El dezenfektesine çok dikkat edelim. İkinci bir dalga gelecekse de kendimizi ve çocuklarımızı, ailemizi iyi bir şekilde, birincisinden zaten bir ders aldık, artık alıştık, bununla yaşıyoruz zaten. Ama daha tedbirli olalım ki bu ikinci dalga eğer gelecekse bunu daha hızlı bir şekilde, daha güzel bir şekilde atlatalım. Korunaklı bir şekilde atlatalım. Evet, Londra'dan, Kuzey Londra'dan, Edmonton'dan tüm takipçilerimize selam olsun. Burası da Edmonton alışveriş merkezi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Artık her hafta bir ayrı bir bölgeden haberlerimizle sizlerle birlikte olacağız. Hoşça kalın efendim. Sağlıklı kalın.